كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ إيمانlarından sonra inkar etmiş bir kavmi Allah nasıl doğru yolu iletir? Biliyorsunuz Yahudiler sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce, yani biliyorlar, vasıfları vardır dediğimiz gibi Tevrat'ta, İncil'de, geleceğini biliyor. Vasıfları var. Hahamları, ruhbanları biliyor. İşte ne zaman dediğimiz gibi Araplardan geldi diye bunu kabul etmediler. İnkar ettiler. İsa aleyhisselam bunu tasdik etti. Seyyetti min ba'di resul ismihu Ahmed diye. İşte nedir? Onlardan gelmediği için bunu reddettiler. İşte öyle bir kavme Allah nasıl hidayet verir? Nasıl? Aynı zamanda ve şehidû, bakınız, şahit oldular. Neye? Enne resûle hakka. Gelecek olan resûl haktır. Tevrat'ta vasıfları vardır. Ya'rifûnehu kemâ ya'rifûne ebnâ'ahum. Allah diyor. Vasıfları vardır. Ve câ'ahumul beyinât. Bakınız. Apaçık deliller geldi onlara. Tevrat, İncil. İşte sonra bu çobanı mı buldu, bize gönderdi? Onlar ben gelmediği için. Allah korusun ya Rabbi. Ne oldu size yani? Allah dilediğini seçer. Bu size düşmez. Size düşen iman et. İman et. Ama kibir. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Allah zalim bir topluluğu asla hidayete erdirmez. Yani bu ayetler sadece Yahudi ve Hristiyanlara değil, aynı şekilde bizi de ilgilendiriyor. Mesela bir adam Müslümandır. Ondan sonra dininden döndü, mürted oldu. Aynı bu sınıfa giriyor. Allah la yehdi al-qawma al-zalimin. Böyle bir toplu Allah hidayet erdirmez. İbn Abbas diyor ki, sanmayın bu ayetler, yani Yahudi Hristiyanlar sadece, eğer böyle ise size cennet ayetler mi kaldı diyor ey müminler? Hayır diyor. Bütün insanlara hitap ediyor Allah. Hem müminlere hem kafirlere. Ondan dolayı dikkat edin ve adımınızı ona göre atın. Emir ve yasakları riayet edin diyor İbn Abbas radıyallahu anhu ve ardah. İşte ulaike humuz zalimun, onlar zalimlerin ta kendileridir Allah diyor. İşte bunlara verilecek olan ceza nedir? Allah burada söylüyor, bakınız. Ulaike, onlar var ya onlar, bu inkarcılar, bu Allah'ı kabul etmeyenler, Rab olarak tanımayanlar, uluhiyette ortak koşanlar, İsa Allah'ın oğlu diyenler, Üzeyr Allah'ın oğlu diyenler, melekler Allah'ın kızları diyenler, onlar var ya onlar diyor. Bakınız. Ulaike cezâuhum, onlara verilecek olan ceza, Allahu Ekber. Enne aleyhim le'netallah. Bundan daha büyük ceza ne olabilir? Ne bekliyorsunuz ey kafirler? Onlara verecek olan ceza Allah'ın lanetidir. Yani Allah'ın laneti demek onları cehenneme atmak demek. Cennetten mahrum olacaklar. Lanetullah. Yeter Allah'ım. Yeter ya Rabbi, yeter. Senin lanetin yeter ya Rabbi. Hayır, yetmez diyor. Vel melaike, ne kadar melek varsa, Cibril, Mikail, İsrafil, kiramen katibin, munkerun ve nekir, ne kadar gelmiş geçmiş ne kadar melek varsa hepsi, laneti sizlerin üzerine olsun. Yeter Allah'ım, yetmez. Bakınız. Vel nasi ecma'in, bütün insanların, bütün enbiyaların, bütün evliyanın laneti bu şekilde, bu vasıflarda olan kimselerin üzerine olsun Allah diyor. Allahu Ekber.
Yeter mi? Yetmez. Halidine fiha. Orada ebedi bir şekilde kalacaklar. Ebedi. Ebedi. Hani ne diyorlar Yahudiler? Lan temassana an-nar illa ayyamen ma'dudat. Biz cehenneme girsek birkaç gün ateş bizi yalar ve çıkarız. Allah cevap veriyor. Ettehaztum indallahi ahde. Allah da size bir belge mi geldi? Allah mı size söyledi? Yok, tahrif. Halidine fiha. Yok. Bir iki gün değil, ebedi. Yeter Allah'ım, yetmez. Yetmez. La yukhaffafu anhum al-azab. Azabın santigrat derecesi hafifletilmeyecek. Yeter ya Rabbi, yetmez. Ve la hum yunzarun. Ve yüzlerine bakılmayacak. Bakılmayacak. Hâzihi cehennemü lletî kuntum tu'adûn. Şu size vaat edilen cehennem var ya, işte budur. Tadın Allah diyecek. Hâzihi cehennem. Allahu ekber. Hâzihi cehennemü lletî kuntum tu'adûn. Size vaat edilen cehennem budur. İnkar ediyordunuz öyle mi? Öyle mi? Ben bir cenazede anlatıyorum cennet cehennemi. Bir genç böyle dersten sonra bitirdi işte, gideceğiz. Hocam diyor, tabii şöyle artist geldi. Hocam diyor, güzel anlattın da ama sanki oraya gitmiştin gelmişsin gibi böyle hararetli anlat. Dedim ney. Dedim sen inanmıyorsun. İnanmıyor musun? Ya öyle demek istemedim. Ya ne demek istedin? Ya diyor, şimdi bütün anlattıkların neye dayanarak yarım saat dil döktük. Kur'an ayetten, hadislerden getirdik ve demez mi? Neye dayanarak? Bu genç neden böyle oldu? Üniversitede ateist gençlerle oturup kalktı. Bu şekilde oldu. Hâzihi cehennem elletî kuntum tu'adûn. Bunu söyleyen senin Rabbindir, Allah'tır. İşte cehennem. Tadın Allah diyecek. Ya iman etmezsen yarın mutlaka öleceksin. Ve orada iman edersin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ancak diyor, bu insanlardan bir zümre var, istisna kılarak. İllellezine tabu. Bakınız, ancak tövbe edenler. Yeter mi? Yetmez. Bakınız. Bunlar kafir idiler. Şirk ve başka bir şey. Amel yapıyorlar. Ama tövbe ettiler. İllellezine tabu. Yeter mi? Yetmez. Sonra İllellezine tabu min ba'di zâlike ve aslahû. Ve salih amel işleyecekler. Emri bil ma'ruf ve nehi alil münker yapacaklar. İllellezine tabu min ba'di zâlike ve aslahû. İllellezine yok, nerede o ayet? İlla lezine tabu min ba'di zâlike ve aslahû. Tövbe edip ve salih amel işleyenler. Yani tövbe yetmiyor. Tövbeyle beraber salih amel işleyeceksin. Emir bil ma'ruf ve nehy'al münker yapacaksın. Çünkü bu din sadece hocaların, alimlerin dini değil. Ya ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin dinidir. Ne biliyorsun onu anlatacaksın. Bir ayet bir ayet. Bir hadis bir hadis. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Belligu anni ve lev ayet. Bir ayet dahi olsa anlatın. Anlatın. Bazı hocalarımız, Allah onları selamet versin, İlimleri var. Sadece namazı kılarlar ya Allah. Anlat kardeşim. Anlat. Ya hocam anlattık fayda vermiyor. Öyle deme. Bu şeytanın vesvesesidir. Öyle deme. Şeytan sağ tarafından yaklaşıyor. Önemli bir hatıratımı anlatacağım konuyla alakalı. Bakınız, bir cenaze vardı. Bir kardeşimiz vardı. Hocam diyor, benimle gider misin? Nereye dedim. Ya bir cenaze var diyor ama biraz sosyete. Yani açık saçık. Dedim gidelim ya, ben de sosyeteyim dedim. Ne yani? Gel gidelim dedik öyle espri babından. Gittik. Çıktık yukarıya, zili çaldık. Açtılar. Teyzemiz vefat etmişti.
Bize açanlar kız kardeşlerimiz, yani size desem yani vücutları belki üçte biri açık. Yahu cenaze olmasına rağmen. Tabii girdik, oturduk. Ya ve işte orada bir cennet cehennemden anne baba haklarını anlattım. Ve en son dedim ki kardeşlerim, bacılarım, Allah rızası için benim Rabbim beni buraya gönderdi. Belki de bu sözleri aktarmak için. Allah şu örtünüzden, şu giysinizden razı değil, biliyor musunuz? Bakınız, annemiz, teyzemiz vefat etti değil mi? Anneniz. Şu an gelse size, ya Rabbi kızlarını ıslah eyle ey Allah'ım, onları rahmet eyle ya Rabbi diye size dua eder. Hazreti Fatıma'yı, Hazreti Hatice'yi örnek olmak istiyorsanız Allah rızası için örtünün, giysinize dikkat edin. Kimisi mühendis, kimisi doktor, kimisi kültürlü, okumuşlar ama dinlerini bilmiyorlar. Tabii ki söyledikten sonra bir 15 dakika uzatmadım. Çıktık, çıkınca onların babaları cebime 2000 TL sıkıştırdı. Rabbime hamd ediyorum, hiçbir kuruş almış değilim. Elhamdülillah. Bizim orada bir adet var. Böyle cenazelerde para verirler. Ama Rabbime hamd ediyorum, bir kuruş bile almış değilim. Adam sokuştu, ben de ya amca yapma etme dedim, amca girelim mi kapıda? Girelim dedi. Şöyle oturdu. Dedim amca bak, Allah razı olsun. Bak vallahi ihtiyacım yok. Arabam var, evim var, birkaç kuruş da var. Var da var elhamdülillah. Yok Allah için. Yani beni şey etme. Adam var ya, şu gözleri şöyle çeşme gibi oldu. Şöyle. Ve ben tam çıkarken hocam diyor, lütfen bekler misiniz? Baba diyor, şu hocamızın bu 2000 TL'yi almayışı, dininde samimi olduğuna inandım. Beni vallahi yarın bu şekilde görmeyeceksin baba dedi. Hüngür hüngür ağlıyordu. Allahu Ekber. Bazen şeytan, ya anlatma, kabul etmiyorlar. Yani işte dinlemiyorlar der sana. Ama sen hiç alışveriş etme. Anlat. Umulur ki Allah Celle Celaluhu o bir sözün onları hidayet eder. Birçok örnekleri var ama zaman yok şimdi. İşte burada zekir innema ente muzekkir leste aleyhim bir musaytir. Hatırlat, senin görevini hatırlatmak, sen onların başına zorlayıcı değilsin. Yani bu din sadece hocaların, alimlerin dini değil, her Müslüman, ben la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kimse mükelleftir bu davette. Evet. İnnellezîne keferû. Kaç dakika oldu? Şöyle 30 dakikayı geçirmeyelim. 30 dakika yeter. Yarın o zaman şuradan alırız. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslahû fe innallâhe gafurur rahîm. İnnellezîne keferû ba'de îmânihim. Bunları alıp bu şekilde kaldığımız yerden devam ederiz. Hâdâ vallâhu a'lem ve sallallahu ve sellem alâ nebiyyina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an'ı hakkıyla anlayanlardan bizlere eylesin. Allahümme amin. Ya Rabbel Alemin.